Depremin ardından Gaziantep'te yapımına başlanan köy evleri 3 gün sonra vatandaşa teslim edilecek. Son durumu haber muhabiri Mehmet Geçgel'den alıyoruz. Can Okanar, felaketin hemen ardından bu noktada hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Yaraları sarmak için tüm ekipler seferber olmuş. Halihazırda bu seferberlik devam ederken sevindirici haber de Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden geldi. Bulunduğumuz bu noktada köy adeta yerle bir olmuştu. O köyün yerine yenisi yapıldı. Evler sizin de ifade ettiğiniz gibi 3 gün sonra depremzede vatandaşlara teslim edilecek. Artık bu noktada son çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan peyzaj çalışmaları yapıldı. Ağaçlar dikildi. Elektrik hatları çekildi. Bir yandan da kısa sürede burada 17 köy evi yapıldı ki bu köy evleri de artık Belpınar sakinlerine de teslim edilecek. Artık sona gelindi. Bir yandan da son demirleri bu noktada yapıyorlar. Kapı da getirilmiş. Sabahında kapı takılacak demiştik. Getirilmiş. Onu da takacak. Ekipler kolay gelsin ustam. Bu noktada içeride hemen sizlere girişte göstereceğiz evin. İçini de 3+1 şeklinde tasarlandı bu evler. Tek katlı köy evleri. Bulunduğumuz bu noktada 17 köy evi teslim edilecek. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde de Özbek köyünde de 40 ev yapıldı. Onların da artık tamamlandığını ifade edelim. Mutfak dolapları hazırlanmış durumda. Pencereler bu noktada takıldı. Yer döşemeleri yapıldı. Camlar getirilmiş durumda. Yine evin kapısı da bu noktada. İç mekan kapılarının da bugün takılması bekleniyor. Dış cephe boyası yapıldı. İç cephe boyasıyla birlikte zemin döşemesi de yapıldı. Bakın köy evleri tek katlı. Bu noktada 3 oda bulunuyor. Oradaysa bir salon bulunuyor. Aynı zamanda 2 banyosu ve 2 çıkış kapısı bulunuyor. Evlerin çıkış kapısı biri arka bahçeye, biri de ön bahçeye açılıyor. Tek katlı 17 köy evi Belpınar sakinlerine teslim edilecek. Bayramda Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte anahtar teslimi gerçekleştirilecek. Hummalı bir çalışmanın olduğunu ifade etmiştik. Bizler buraya her geldiğimizde aslında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştık. Çünkü oldukça hızlı ilerliyordu bu çalışmalar ki hızlı bir şekilde de evler tamamlandı. Şu an dışarıda da peyzaj çalışması devam ediyor. Bahçe çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte bu noktada artık yeşil alanlarda olacak. Bir yandan da sosyal donatı alanları da yapılıyor. Köye bir cami yapıldı. Bir okul yapıldı. Dış cepheler boyandı. Bir yandan da son artık dışarıdaki mermerler de döşeniyor. Ve bunların da tamamlanmasıyla birlikte burada artık yeni bir yaşam başlayacak diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.